insanı kamil olmak. Evet. Biz nasıl olacağız? Evet. Yani, nedir ve biz nasıl olacağız? Yani Allah bizi o kamil mertebelere seyrettirsin. Hı hı. Duamız bu, niyetimiz hı hı. bu. Hı hı. Hani bunu bir insanı kamil olduğumuz falan filan için değil. Bu kadim bilgelik açısından da bizim bir kadim bilgelik okulu dediğimiz bir çatımız var. Hı hı. Bu çatıda da bunları anlatıyoruz ama aslında kadim bilgeliğin konusu bütün öğretilerin ortak noktası olan insan bilincinin inşasıdır. Bunu tabii ki felsefede anlatır, yani hikmet ilminde anlatır, bilimde anlatır, yani nesnelliğin şerhinde anlatır. Bir de bunu sanatta anlatır, yani ürününü çıkarma noktasında anlatır ki din zaten özüne bakacak olsak insanı inşa etme, yani din bir yoldur ve bu yol yolcuyu inşa etme, gerçekleştirme. Allah'a giden yollar nefesler sayısıncadır. Bütün yollar yuvaya çıkar. İşte burada kamil yolcu yuvaya ulaşmış. İnsanı kamil yuvaya ulaşmış. Yani zaman ve mekan bilincinin aşkındığında nefsi mutmainne de diğer nefis mertebelerinin algı ve manipülasyonlarına düşmeyip bunlar üzerinde dengeleyici bir katalizör gibi iş görebiliyor. Arif-i billah bir ayna gibi. Arif-i billah bir Budist'le karşılaşsa, örnek veriyorum. Bu arada bir yorumda da öyle yazdım. Budayı bize sempatik mi göstermeye çalışıyorsunuz filan demişler. Büyücü diyen var. Var. Hocam dikkat edin. Bir Budist'le karşılaşsa buna Buda'nın kemalatını gösterdiği gibi onu Muhammedi şuurla da bağlar. Onu o mertebede bırakmaz. Bir Müslümanla karşılaşsa kamil bilinci, Muhammedi bilinci onu anlattığı gibi ona İsa bilincini de Musa bilincini de anlatır. Yani insanı kamil bilinci bir okyanus gibi bütün dalgaları kendinde cem etmiş. Ayna görüntülerde ne yapmıyor? Seçim yapmıyor. Her şeyi kamil manada yansıtıyor. Fakat diğer görüntülerle de bunun ilişkisini kurabiliyor. İşte bu Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresi, değil mi? Mekki ve Medine sureleri. Yani bizim tıpkı sempatik ve parasempatik sinir sistemimiz gibi veya bizim sağ lobumuz ve sol lobumuz gibi, yani akıl boyutu ve sezgi, ruh boyutu gibi. Bu noktaların tam merkezindeki Fatiha suresi, insanı kamilin suresi ki berzahtır aslında o bir. Bir tarafı işte sonsuzluğa, bir tarafı da sınırlılığa bakar ki bir orkestra şefi gibi. O farklı unsurlar arasında, öğretiler arasında bir harmoni oluşturur. Yani farklı ses tınılarından öyle bir harmoni çıkartır ki o her birisi, her bir müzik aleti de o harmoniden beslenerekten mayalanır. Yani insanı kamili onun için arıya benzetirler. Hazreti Ali'nin ve arının sırrına akıl ermez derler. Zira arı her türlü baldan, her türlü çiçekten topluyor ama onu öyle bir harmonide ve tevhidde bal olarak, değil mi? Ve onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkıyor. Dolayısıyla kamil bilinç dediğimiz işi marifetullahında görmüş. Hakikat bir denizdir ama marifet o dalgaları birbiriyle harmoniye getirmektir. Hakikat sestir ama o sesten beste yapabilmek marifettir. Arif-i billah dediğimiz irfan dağında ki ne güzel değil mi? Okuyayım mı? Hep buraya getirmeye çalışıyordum deminden beri. Vakit zaman derler anı daimidir. Yani zaman ve mekanı aşmış. Besmele'nin B'si altındaki noktada o sükunda zevki külli derler kalbi selimdir. Yani bir zevk külli zevktir ama aslında kalp tatmin olduğunda hal lisanı derler. Aslında en derininde sükutlardan gelir bu. Bakıp ümmi derler. Onlar alimdir. Göz ile okunur, dudak değildir. Bakarak dinlenir, kulak değildir. Bakarak dinlenir, kulak değildir. Bu çok güzel İsmail Emre'nin bir şeyi. Yani bir noktada notaları aşmış, o notaların senfonisini duyabilmiş ve bu duyduğuyla da o notaları birbiriyle tanıştıran bir
aslında orkestra şefi misali. Bizim içimizde işte nefs-i mutmainne, aslında tek nefis mertebesi var. Yani nefs-i emmare dediğimiz içgüdümüz, kendi fevri durumumuz. Nefs-i levvame bir noktada emmarede yapmış olduğumuz hataları, nefs-i levvame tam bir levvame bir öz eleştiridir. Fakat biz genelde dikkat ederseniz öz eleştiriyi hep dışarı yaparız. Yani hep dışarısı suçludur ağırlıkta. Yani onlar böyle yapmasaydı ben böyle yapmazdım. Halbuki bir ilişkide %100 karşı taraf haksız, karşılıklıdır bu. Haklılık haksızlık meselesi de değildir mesele. Mesele öğrenme meselesidir. Ve dolayısıyla öz eleştiriyi biz birinci derecede kendimize yaparsak geliştirebiliriz kendimizi. Ama kendimize yaparken de kendimizi de yerden yere vurmamamız gerekiyor. Hı hı. Yani mertebeleri konuşurken üst mertebelere ulaşma daha önceki programlarda da çok işlediniz. Vakit, ama zaman derler anı daimidir. Ana ulaşmak. Üst mertebeler bütün mertebelerin buluştuğu şuura şöyle ulaşmak. Bir de sıkıntıya da sebebiyet verebilir mi? Hani şu açıdan bakıyorum. Yoğurt kıssası. Peygamber Efendimiz'in hani tabii, o gelen tabii, kadını tabii, ile, tabii, tabii. kadınla ilgili o yaşadığı kıssa. Hani ben peygamberim. Tabii tabii. Ama ileride ne olabilir? Tabii. Orada bir tabii. şey var. İnce bir aynen öyle. Aslında bir ana fikir. Mutlaka bu onu dinleyelim hocam sizden. Şimdi bu çünkü neden önemli biliyor musun? Bu devir öyle bir devir ki oradan bir parça topluyoruz, buradan bir parça, buradan bir fikir. Ve öğrendiğimiz insanlara ya, çok enteresan. Öğrendiğimiz bu fikri getiriyoruz, merkeze koyuyoruz ve bütün olayları da bunun çevresinde yorumlamaya başlıyoruz. Yani bu çok büyük bir zulümdür. Atıyorum suyla ilgili bir şey okuyorsun, artık toprağa lanet olsun diyorsun, havaya lanet olsun diyorsun filan. Yani böyle iddialı çünkü ego orada çok yüksek çünkü varlığını orada buluyor. Ve hüküm vermeyin ki hüküm olunmayasınız. Neyle hüküm verirseniz onunla hüküm olunursunuz. Ama hüküm vermediğinizde, yani hükümleri aşan o bilince geldiğinizde sizden öyle hükümler çıkar ki siz o hükmü bile yasasına uygunluğu içerisinde değerlendirin. Burası çok önemli. Yani az önce söylediğimiz levvamede sadece karşı taraf değil, senin de bunda payın var. Hani Nasrettin Hoca hikayesinde ya diyor hiç mi hırsızın suçu yok? Hep evet. bana diyor buluyorsun suçu. Evet, senin suçun var, hırsızın da var. Bunlar bir noktada karşılıklı. Ha, ne olmuşsa hayır olmuştur. Senin faydana olmuştur. Şu çok önemli. Ben bir söz var. Yine Hazreti İsa diyeceğim ama hani bu sefer de şey olmayalım yani. Ne gibi? Niye bize sürekli Hazreti İsa'dan örnek veriyorsunuz? İncinme ve incitme. Hazreti İsa'nın bir mani. İncitmemeyi becerebiliyoruz, doğru mu? Fakat incinmemeyi becerebiliyor muyuz? Beceremiyoruz. Çoğu zaman inciniyoruz değil mi? Sadece şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki affet. Bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Aynısını Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyorlar. Bilselerdi yapmazlar. O çocuklar koşup taş attıklarında bilmiyorlar. Düşmanını bile seveceksin, düşmanına bile dua edeceksin, ona bile bir noktada yani bu içimizdeki psikolojik bu savaşları eğer ki biz aşmak ve ilhama açık olmak istiyorsak öz eleştiriyi önce kendimize yapmamız lazım. Yani başınıza ne geldiyse diyor ayet, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, başınıza ne geldiyse kendi ellerinizle işlediklerinizden dolayı gelmiştir. O zaman birinci derecede sorumlu benim, yani levvameyi kendime yapmam lazım. Ve dolayısıyla o zaman bu öz eleştiri aklı selimde olduğu vakit gelen ilhamları ben sağlıklı değerlendirebilirim. Ama ne oluyor? Benim senin hakkında bir fikrim var, bak çok enteresan. Ya dersimize gelmiş bir enteresan. Babası da derse geldikten sonra vefatlar yaşıyor filan. Babasının ölümünden beni sorumlu tutuyor. Bak enteresan. Senin şey, dersine geldi. Mantık nasıl mantık kuruyor? İşte o hafta olduğu için. Yani. İlgilenemedi şimdi, geldi gibi mi? Şimdi şunu demem. Bu çok ileri bir vaka. Bu çok ileri bir vaka. Çünkü bu vakanın referansları öyle bencilce ki bir hikayesi var kafada. Ve algıyı olayları tamamıyla bu hikayeye göre şekillendiriyor. İnanıyor sonra. İnanıyor değil. O emin yani ondan. O hikayesinden emin. Yani şöyle bir şeylerle ben karşılaştım ya. Neler var yani. Sen bana aşıksın daha haberin yok. Bizim nikahımız göklerde kıyıldı yani. Anlatabildim mi demek istediğimi? Kafada hikaye o emin o.
Şimdi ben bunu niçin böyle uçuk örnekler veriyorum? Diyeceğiz ki mesela. Ama gerçek bunlar. Şimdi bunlar gerçek ayrı da. Uçuk geliyor belki birçok insan ama gerçek. Dikkat edin, dikkat edin. Kafamızda hepimizin enteresan hikayelerimiz vardır. Ve bu hikayeler eğer ki ayakları yere basmıyor, şeriatinde yeri yoksa beyin bu hikayelere göre algılamaya başlıyor sevgili dostum. Ve bu metafizik konularla uğraşan insanların en tehlikeli tarafı nedir biliyor musun? Bu algıları yaratmaya başlıyorlar farkında değiller. Şeriatsiz hakikat hakikaten sapıklıktır, sapıtır. Çünkü şeyin yok, referans noktan yok. İşte bunu Peygamber aleyhisselam bir hadis-i şerifte nasıl anlatıyor? Bir gün Hazreti Peygamber'in yanına bir kadın geliyor, diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor. Ey Allah'ın Resulü. Bu adam diyor benim yoğurdumu yedi diyor. Ben diyor hakkımı ondan isterim diyor. Allah Resulü diyor ki delilin var mı diyor. Delilin ki o zamanın kadısı bir kadın yani. Delilin var mı diyor. Delilim yok diyor ama sen diyor peygambersin kalp gözün açık senin görmen lazım falan filan. Olmaz diyor sen delilin var mı diyor. Yok diyor delilim ama kadının morali bozuluyor. O ara Hazreti Ali Efendimiz geliyor. Nedir ya Resulallah durum böyle böyle diyor. Bir anda Hazreti Ali'ye vizyon açılıyor. Bak çok enteresan bir şey. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki Allah'ın Resulü bu kadın doğru söylüyor diyor. Bir vizyon açıldı şu anda görüyorum ben olayı diyor. Yoğurdu yiyor diyor adam diyor. Yoğurdunu yemiş bu kadının hakkını vermek. Ali diyor ben midesindeki yoğurdu görüyorum diyor. Ama şeriat delil ister diyor. Bizden sonrakiler neyi referans alacak? Bakın az önce size bir ayet gösterdim. Hiçbir peygamber yoktur ki vahiy ona geldiğinde. Şeytan ona karışmak istemesin. Haç suresinde. Haç suresi. Oydu galiba. Şeytan ona karışmak istemesin. Ama Allah diyor onu temizler. Şeytanın karışamaz. Şimdi kardeşim sen nasıl oluyor da kişisel fikirlerine göre oralardan haberler alıp karşıdaki önünü kesiyor orada. Peygamber 4 tane şahit getireceksin. Ve sen bu etiketlemeyle aslında öyle bir zulüm yapıyorsun, o sana daha sonradan fazlasıyla dönebilir. Çünkü algın bu olmaya başlıyor. Ve bugün insanlar farkında olmadan beyinlerindeki telepatik bağlantılarla birbirleriyle öyle spiritüel savaşlar içine girebilir. Buradan çıkmanın tek bir yolu vardır. Ana ve şimdiye. İşte insanı kamil, insanların bütün bu tozunu, kirini, pisliğini, kara delik denilen o tövbe... Anlatabildim mi? Ki öz eleştiriyi kendimize yaparsak eğer ki. Ben şunu soruyorum. Tövbede. Tövbe içe yönelmek demek. Yaptığının tövbeyi hatanın. Tövbeyi ikinci bölüme alacaktım ama. Yok, biraz yüzeysel girebiliriz. Yaptığın hatanın farkına varmak. Bir daha olsa aynı şeyi yapar mısın? Burası çok önemli. Bir daha olsa aynı şeyi yapar mısın? Zaten şeyde vardır ya. Günah işlediniz. Tövbe ettiğinizde günah silinir. Evet, sebat ederseniz de o kadar da sevap yazılır. Evet, evet. O açıdan bu küçükken ben çok enteresan işte Zeki Müren şarkı söylerken babama diyorum. Baba diyorum nasıl diyorum şey değiştirebiliyor kıyafetini bu kadar çabuk. Bir şarkı içinde 3 tane kıyafet değiştiriyor ama hiç bölüntü yok. Pıt ediyor bir anda. Ya işte anlatamıyor babam işte bak kamerayı kapatıyorlar değiştiriyor sonra falan. Çocuk beyni bilmiyor ki bunu. Fotoğrafları görüyorum. Annemin fotoğrafı, kardeşimin fotoğrafı ayak şeyden kesilmiş. Halamın filan fotoğrafları. Ayakları görünmüyor. Ayakları yok, ayakları yok diye titremeye başlıyor. Şimdi ne demek istiyorum? Beynimizin bir tarafı hayalle gerçek arasındaki farkı bilmiyor. Ve bunu bir veriyi aldığında bellek yanılgısı denen bir şey var. Ve bellek algılamış olduğu hikayeye göre yazmaya başlıyor senaryoyu. Ve bu fikirler bize bir şekilde empoze edildiğinde biz o hikayenin içine ne zaman girdik ve ne zaman bunu yarattık, oluşturduk farkına bile varmayız. Onun için hayal atın, akıl ise bineyin. İşte Peygamber aleyhisselam Burak hayaline Cebrail aklıyla bindi ve o alemleri ancak bu seyri süluktaki bu akılla geçebildi. Bu devirde bunlar daha çok artacak. Artmasının sebebi ne biliyor musun? Çünkü artık... öyle bir eşiğe geldi ki manyetik alanlar dediğimiz bir yani neye çok vurgu yaparsanız onu beslersiniz. Hangi duyguya yatırım yaparsanız işte cinlerin insanın kendisine yabancı olduğu cinni boyutu ki diğer boyuttaki cinler de var onlar da ayrı.
Ha, sen şeyi söylüyorsun, ben şunu söyleyeyim. Hakikaten iç dışa, dış içe çevrilse diyor ya, biz şu anda sureta insan gördüklerimizin aslında başka varlıkların bir tasallutu, yani öfkelerine öyle yatırım yapmışlar ki, şehvetlerine öyle yatırım yapmışlar ki, o şehvet ve öfkeleri manyetik alanda, eterik alanda bir varlığa dönüşmüş. Bakın, insan Allah'ın yaratıcı sıfatına, yaratıcı sıfatı derken insan üzerinden kainatın yaratılması, okyanusun kalemi ve satır satır yazılanlar. Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. Ve her insan kendi evrenini ve alemini cehenneme götüreceği odunu ve cennete götüreceği. Çünkü üst boyuta çıktığımızda yaptığımız amellerin karşılığını göreceğiz. Kişi cehenneme odununu buradan götürür. Dünyada ama olan ahirette de amadır meselesi gibi. Öfkelerimiz ve şehvetimiz... Onunla ilgili şey de var ama gözleri açılır. Tabii. Bahsedilir alimler. Hani dünyada ama olan, gözleri görmeyen ahirette açılır. Çünkü yeni bir bedenen, yeni bir oluşumla beraber gireceği için cennete. Ben onu bir ayet üzerine söyledim. Şu açıdan ama derken dünyada hakikati görememiş, ama olmuş kişi ahirette de şey yapacak. Yani bu bir idrakle alakalıdır. Öfke ve şehvete bu kadar yatırım yapmış, dedikoduya ve hüküm vermeye bu kadar yatırım yapmış bir enerji kendi varlığını oluşturur ve az önce söylediğin beyin farklı bir loba, farklı bir frekansa geçtiğinde artık onun üzerindeki varlığı da görürsün yani.